İsviçre'nin asgari kaç para? Dünya ortalamasına baktığımızda %4 şirketlere göre de değişiyor. Çok asgari ücreti biz veriyoruz ya. Hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konuyla birlikteyiz. Tabii ki bir mali müşavir olarak en sevdiğim konu parasal konular. Bu ülkedeki asgari ücreti ve maaşları konuşuyor olacağız. Kiminle? Tabii ki hayatımla. Hayat yaklaşık 35 yıldır da yaşayan bir İsviçre vatandaşı. Kendisi iftarımız. Hayat, buradaki asgari ücretten bahseder misin bize? Buradaki insana kaç para asgari ücret alıyorlar? Oradan başlayalım. İsviçre'deki asgari ücret miktarı 3800 frank. Çok ama bu şehirlere göre, kantonlara göre, evet, şirketlere ve işyerlerine göre değişebiliyor tabii ki. Peki yani buradaki asgari ücret mesela 3800 alan bazı yerde başka bir ücret mi alıyor? Yani kantonlar böyle değişiyor tabii ki. Yani şöyle bir durum var. Her şey değişiyor çünkü. Yani buradaki alım gücü, vergiler falan, bir şehrin içerisindeki, kendi içindeki kasabalarda bile bunlar değişebilir. Yani bunun sebebi şu olabilir diye düşünüyorum ben şahsen. Çünkü kantonlara, yani buranın aslında yönetimler değiştiği için asgari ücret tutarları da, belgesel olanlar da kantonlara göre değişiyor. Evet, maaşlar da ondan dolayı değişiyor. Evet, ondan dolayı bir İtalya sınırındaki kantonla bir Fransa'ya göre bir kanton tamamen regüler değişiyor dedim. Kesinlikle. O yüzden asgari ücret net bir şey yok ama 3800 lira başlayıp ileri doğru gidiyor. İleri doğru gidiyor. Dünya ortalamasına baktığımızda da iyi bir yerde olduğu da söyleniliyor. Alım gücü iyi bir yerde değil mi? Yani sonuçta yani insanlar asgari ücretten neye bakar? Yani eğitimini karşılıyor mu? Evdeki işlerini karşılıyor mu? Yeme bakar. İçmesi, mutfak masrafını falan karşılıyor mu diye. Evet. 3800 lira şu anda. Yani bir ailenin geçimi için tabii ki diyemeyiz değil, bunu ama bir kişinin kendi masraflarını karşılaması, ev kirası, sigortaları, mecbur olan sigortaları İsviçre'de, ondan sonra mutfak masrafını karşılayabilir. Süper. Çok tabii ki konforlu bir yaşantı olur mu? Kime göre, neye göre? Aynen, onun sonu yok. Tartışılır, onun sonu yok. Onun sonuna zaten gelmeyelim. Ama yani çok mağdur olmaz, yani onu söyleyebiliriz. Peki o zaman mesleklere geçelim istersen. Olur. Mesleklerde önce en yüksekten başlayalım. İsviçre'de en yüksek maaş alan birim hangi birim? Yani inşaat sektörü mü, hastane sektörü mü sence? Yani doktorların ücretleri çok yüksek. Elbette bütün mesleklerde tecrübe ve işte yaş burada devreye giriyor. Mühendisler de çok para alabiliyor, CEO'lar çok para alabiliyor. En çok kazanan meslekler listesi yapmak istesek doktorlar, mühendisler, ortodontistler, ondan sonra öğretmenler. Öğretmenler de garip bir şekilde bu İsviçre'de, yanlış anlaşılmasın. Çünkü Türkiye'de çok kıymetli bir meslek, çok özverili bir meslek. Tabii. Gerçekten kazanmaları gereken bir meslek. Ne yazık ki ülkemizde çok fazla kıymeti bilinmiyor. Bundan dolayı söyledim. O zaman şeyler kaybı, mühendisle kaç para alıyorlar? 5000'den ilk yıllarından başlayıp işte bu 18.000'e. Hayatım zaten hani burada yani rahat olabilirsin. İnsanlara karşı da biz bara karşıda. Çünkü bunun sonu ucu bucağı yok. Sonuçta adamın eğer deneyimi çok iyiyse ya da adamın çok iyi bir firmada çalışıyorsa tabii ki adam 15 bin de verir, 20 bin de verir. Yani bu biz sadece ortalama insanın kafasına bir fikir oluşsun diye söylüyoruz. Kaç kadar dedin? Tekrar alalım bu cümleyi. 18 bin kadar gidiyor. Aynen. Bir mühendisim. Peki doktorlar ne kadar alıyor? Doktor arkadaşlara selamlar. Yani doktorlar da yine tecrübeye göre falan başlıyor ama mesela başlangıç şeyleri genelde 6500 ya da 6800'den gidiyor, 44.000'e kadar falan gidiyor. Kendi muayenesi falan bir başka oluyor. Ve yan değerlerine. Peki burada merak ettiğim şey bu. Mesela bizim Türkiye'de doktorlar bir maaş alır, bir de hastanenin bir kasası olur. Oradan da ekstra alır. Yani burada öyle bir sistem var mı? Doktor aylığı dışında işveren ona aktarma yapmıyor. Öyle bir şey yok. Süper. Ama Türkiye'de de herhalde özel hastanelerde mi var bu? Yok, devlette de var. Devlette de mi var? Hepsi orada özel bir kasa var. Burada bunun yani maaşı varsa vardır. Onun haricinde. Peki mesleğin olan hemşireler kaç alabiliyor? O da şimdi ortalama söyleyeceksin. Evet, yani 10.000 franka kadar yükseliyor. Şimdi bir hastane hemşireliği var, işte özel praksis hemşireliği falan var. Ben doktor asistanıyım aslında tam meslek karşılığına baktığımızda. Ama onların da ortalama olarak yani yıllık 100-104.000 civarı falan geliyor. Bu da işte ortalama aylık 9.000-10.000. Aynen. 10.000 civarı. Peki
öğretmenler başımızın taşları yakında 24 Kasım'da olacak. Aynen. Bizim için önemli. Hı hı. Onlar kaç para alıyor aylık? Onlar da yine 12 bin civarı. Aylık. Evet, aylık. Yani bir hem orada bir... da orada da şöyle bir şey var tabii. Şeye göre de değişiyor. Hangi okul öğretmenleri işte ilk okul öğretmeni ve lise öğretmeni arasında da fark var. Aynı zamanda yine tecrübe ve yaş peki, farkı. Peki bizim orada da kıyaslayarak söylüyorum. Orada da baş öğretmen işte sonra staj öğretmen diye bir kavram var yoksa hepsi ortalama aynı maaş mı alıyor? Şimdi yok hepsi almıyor. İşte az önce söylediğim gibi mesela bir yıl yani ilk defa hemşireliğe başlamış olan yani. Kişiyle 10 yıllık hemşirelik diyorum öğretmenliğe, 10 yıllık öğretmen aynı maaşı almıyor elbette. Tamamen tecrübeyle gittikçe yükseliyor tabii ki. Eşdeğer şekilde aynı gerçekten öyle yükseliyor. Peki onun dışında ilgili avukatların... Peki avukatlar ve mali müşavirler ne kadar alıyor? Yani onlar ayrı ayrı mı değerlendirmek lazım yoksa hani avukatla mali müşavir aynı kategoriye koyabilir misin? Avukatların da baktığımızda hani maksimum maaşlarını 30 bin civarı falan söyleyebiliriz. 30 bin. Çünkü avukatların işledikleri konulara göre bile ayrılabiliyor. Kesinlikle. Yani neyin avukatlığını yapıyorlar? İşte bir şirketteler mi, kendilerine özel bir yerdeler mi? Ya da bir devletin bir dairesindeler mi? Ona göre ayrılıyor ama ortalama 30 bin diyebiliriz. Mali müşavirlerde yine çalıştıkları yere göre tabii ki elbette değişiyor. Kendilerine ait yerleri varsa bu şehirde var sonsuz hayatım. Ve sınırsız para kazanıyorlar. Şimdi araba almaya gidersin ya, direkt derler ya, yani aldığın araba motoruna göre. Tabii her şeye göre değişiyor mutlaka. Evet, tabii ama ki. Böyle bir kafada böyle bir kafada şekil oluşsun yani, diye. Kafada yani aynı şekilde yani 13 bin civarı falan alır mali müşavirler tabii peki ki. Peki burada da yine tabii o konu... Yani tabii bir bankada falan diyelim ilerlemişse daha da fazla da olabilir tabii özel ki. Özel sektörde bizim genelde kendi ofislerimiz olduğu için biz defter bazına bakıp onunla çarpıp... Nerede hangi yani zengin müşterileri mi var? Bakkala mı bakıyor, şirkete mi bakıyor, ona göre değişebiliyor tabii ki. Bir de Türklere mi bakıyor, yabancılara mı bakıyor, oraya aynen, kadar öyle değişiyor. Aynen öyle. Bir de şey CEO'lar çok kazanıyor hocam ya. CEO yani bir o şirketin başındakiler falan en iyi tabii ki pastadan en büyük payı alan insanlar. Tabii onlar da kocaman şeyleri yönetiyorlar, şirketi ve onca yani, insanı yönetiyorlar. Burada anladığım kadarıyla bütün maaşlara baktığımız zaman zaten ortalama maaşları da bu kadar yani öğretmen maaşı, işte CEO maaşları. Aynen. Şoförler ortalama kadar alıyor. Ondan da bahsedeceğiz. Yani halka açık olan işte ulaşım hizmetlerine baktığımızda otobüs, tramvay, trenlerde daha fazla kazanılıyor onu biliyorum. Onların da ortalama maaşları 5000 civarında başlıyor. Yeni başlayanlarda. Sonrasında 8000, 9000'e kadar çıkıyor. Tabii şöyle bir durum da var. Bu tür mesleklerde cumartesi, pazar falan olduğu zaman biraz daha böyle üzerine biliyor. Ekstra para oluyor. Bu sektörlerde bildiğim kadarıyla da şöyle bir durum da var. Yani senin katılım için bilmem. Yani yaş büyüdükçe paran daha da yükseliyor. Yani bir tramvay şoföründe işte 45 ile 55 yaşındaki adam daha çok az alırken daha gençe daha az para veriyorlar. Aslında... Bu diğer sektör için de geçerli mi? Geçerli ama orada aslında yaştan ziyade o yaşa kadar yapmış olduğun deneyimler var. Yani farklı mesleklerde çalışmış olman buna katkı. Yani şöyle bir şey de düşün tabii ki. Eğer bir insan yani çok fazla kariyer yapmamışsa işte 50 yaşına gelmiştir. Bir iş bulmuştur. O insan sen 50 yaşındasın diye sana 10 bin frank maaş kimse vermez. Ama CV'ne bakar. O yaşa gelene kadar işte farklı meslekler yapmışsındır, farklı başarılar elde etmiş, eğitim almışsındır. O bazda aslında yani oraya paralel olarak zaten dengeleniyor maaşlar. Yani yaşla tam eşit diyemiyoruz. Anladım, çok güzel. Peki bize programı kapatmaya başlarken bize İsviçre hakkında yani parasal döngü hakkında söylemek istediğim, eklemek istediğim son cümleler var mı? Ya aslında şöyle bir şey, aynen yani belki ileride başka bir zaman çekeceğimiz video İsviçre'de nasıl meslek sahibi olunur, neler yapılır okullar hakkında da bilgi vereceğiz ama sadece şunu söyleyebilirim, İsviçre ülkesi kariyer yaptığınız zaman, bir mesleğiniz olduğu zaman rahat yaşayabileceğiniz bir ülke söyleyebilirim. Yani maaşınızı, hak ettiğiniz maaşınızı da alabiliyorsunuz. Bu anlamda insanlar tabii eğitimlerine, ek kurslara gittiğinizde, eğitim aldığınızda kendinizi ne kadar çok geliştirirseniz o kadar çok tabii ki para kazanma imkanınız oluyor. Bunlar çok göz önünde bulunduruluyor. Onun haricinde tabii bir taraftan da dünyanın en pahalı ülkelerinden de bir tanesi. Yani bir taraftan kazanıyorsunuz ama harcama yerleriniz de bir seviyede diyebiliriz. Ama genel refah düzeyine baktığımızda ekonomik anlamda
çok böyle mağdur etmeden insanlar ya rahat işte bir şekilde şöyle, yaşıyor diyebilirim orada yani. Orada %100 haklısın ama şöyle de bir durum var. Kişi alım gücüne bakarak hayatını idame ettiriyor. Yani istersen sen bugün git dünyanın başka bir ülkesinde yaşa. Hı-hı. Orada kazandığın parayla aylık harcayacağın paranın örtüşmesi gerekiyor. Hı-hı. Bugün burada bir tane arabayı 3 maaşla alabiliyorsun ama evet. Türkiye'de ya da başka bir yerde. Yani önemli olan sen bir maaşla neler yapabiliyorsun? Yani bir araba için kaç ay çalışıyorsun? Ya da bir eti almak için ne kadar zamanı veriyorsun? Bunlara bakmak lazım. Bu yüzden hani İsviçre tabii ki... Sen de mesela gözlemlediğin kadarıyla bir mali müşavir olarak o alma... Evet. Yani alım gücüne baktığım zaman alım gücü bana çok iyi geliyor. Bir de şu çok hoşuma gidiyor, gitti daha doğrusu. Burada en büyük özellik insanların belli bir yaştan sonra, 50 yaşından sonra kalkıp meslek değiştirebiliyorlar. Burada kurslar var. O kurslara gidiyorsun. Avukat mı olmak istiyorsun? Yani avukat biraz da şey ama sallıyorum bir hemşire olmak için o da hemşire. Aslında baktığımız zaman iki kişi eğer bir ailede iki kişi varsa ve iki kişi çalışıyorsa burada çok rahat bir şekilde yaşar. Bunun için en önemli olan alım gücünün yüksek olması. Ve en güzeli de istediğin zaman, istediğin mesleğe sıkıldığın zaman başka bir mesleğe geçiyor olabilmen. Bu da şunu gerektiriyor. İki insan çalıştığı zaman insanlar mesela hemşirelik mi yapıyor mesela eşiniz? O eşiniz %100 çalışmak zorunda değil. %60'a, %50'ye düşürebilir. Bu da iki insan için muhteşem bir zaman ve kesinlikle muhteşem bir, yani %60 çalışıyor diye kimse seni çıkarmıyor. Aynen. Böyle bir şey yok. Bayağı bir seçenek sunuyor. İsviçre'de hangi meslekte çalışırsanız çalışın. Bu imkan var. Tam zamanlı çalışmak zorunda değilsiniz. Eşimin de söylediği gibi yapmak istediğiniz herhangi bir mesleği kendi mesleğinizin uzantısı olarak, yani kalkıp bir mali müşavir ben gideyim bir sağlık okuyayım diyemiyor. Özel olarak tabii ki onun bir altyapısında başka bir şey olması gerekiyor. Birbirine iyi bağlantı kurması lazım ama onun haricinde gerçekten çok destekleyen bir ülke. Gençleri de baktığımızda öyle. Yani herkes üniversiteye gitmek zorunda kalmıyor bir taraftan. Ya yani da o süreci göz önünde, yani göze almak istemeyenler daha doğrusu. Çok güzel imkanlar var. Önemli olan işte meslek sahibi olabilmek. Onun haricinde diğer gastronomi falan çok konuşmadık ama aslında baktığımızda onlara da böyle birazcık böyle değinirsek onların da ortalama 1500-5000 frank arasında değişebiliyor tecrübelerine göre. O zaman bir sonraki yayında başka konuları işlemek için yine bu masada olacağız. Hı hı. Eşime teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgilendirdiniz. Ya ben teşekkür ederim. Biri bile faydalandı bizim hikayede.